Herkese selamlar. Damaklarınızı şenlendirecek leziz bir çorba, bal kabağı. Kabak ailesinden bir sebze. Ekim ayında tezgahlarda yerini alan, yılbaşına doğru zirve yapan bal kabağı. Gördüğünüz gibi içinden kabak çekirdeklerini de tabii ki değerlendireceğim. Güzelce ne ayarlayacağım ve kavuracağım. Bal kabağımın içini güzelce ne oydum, boşalttım. Tencerenin içine bu şekilde doğradığım, soyduğum patateslerimi bıçak yardımıyla ortadan keseceğim. Aynı şekilde havuçları da soydum. Bıçak yardımıyla yine doğrayacağım. Ben büyük bir tencere aldım. Çünkü ilk etapta sıvı yağ içine bırakacağım. Hazırladığım sebzeleri içinde güzelce ne hafifçesine kızartacağım. Şimdi havuçları, patatesimi, hazırlamış olduğum kabaklarımı, hepsini güzelce tencereme aktararak kavuracağım. Sebzelerim kavruldu. Yeterli bence. Şimdi ben bunu tencereye alıp çeşmemin yanına götüreceğim. Benim için daha pratik oluyor. Çünkü çeşmemi çıkartabiliyorum. Suyu ekleyeceğim. Ben tarifini size yazacağım. Çünkü ben biraz daha fazla yaptığım için. Su zaten yeterli bence. Üstünü tamamladı, yani doldu. Şimdi de tuzunu ekleyeceğim. Baharat bölümümü göstereyim. Tabii ister istemez ne kadar da temizlesem de düzenlesem de yemek yaptığım zaman otomatikmen dağılıyor. Baharatı çok seviyorum. Her çeşit baharat bulunduruyorum. Yoksa olmazım yani, yoktur. Her çeşit baharatım var. Şimdi tuzumu tenceremeyeceğim. Yeter. Ve kaynamaya bırakacağım. Şu an kabak, bal kabağı çorba hazır. Mikserden, robottan geçireceğim. Şimdi
az bir şey karabiber ekleyeceğim. Hiç fazla ağır çünkü oluyor tadı. Balkabağın tadını öldürmemesi için. Ve ben muskat kullanacağım. Muskat çok güzel bir lezzet veriyor balkabağın çorbasında. Herkesin de kullanmasını, yani denemesini tavsiye ederim. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Tost ekmekleriyle kroton hazırlayacağım. Şimdi sarımsaklarımı soyacağım. Bu da benim sarımsak soyacağım oluyor. Hazırladığım krotonlar için bu sarımsakları soyup ve ince ince doğrayacağım. Pratik oluyor yani. El kokusu da olmuyor. Şimdi hazırlamış olduğum sarımsakları iyicene sıkıp incecik olması için krokantların sosunu hazırlayacağım. İlk etapta sıvı yağ. Tabii bu size kalmış bir şey yani. Bir de kroyta bir kaşık bırakacağım. Yani kroyta ne de bitkisel bitki çeşitleri karışımı oluyor. Kusura bakmayın, bu arada biraz karışıyor konuşmalar. Türkçe, Almanca. Bunu güzelce karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra doğramış olduğum tost ekmeklerinin üzerinden boşaltarak güzelce ne karıştıracağım. Birbirine yani yedireceğim. Hazır oldu. Fırına atacağım. İsterseniz tavada da bunu kavurabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi zaneyi güzelce karıştıracağım. Katı hale gelene kadar. Bunu da yapmış olduğum balkabağı çorbasının bir kaşık süs halinde. Hem görüntüsü ve balkabağının çorbasının hem tadını daha güzel lezzetini veriyor. Şimdi sırada balkabağımızın hazırladığımız çorbayı içine boşaltacağım. Güzel bir sunum. Balkabağın çorbasının faydalarını bence herkes biliyordu. Bilmeyenler için ise içerisindeki yüksek miktarda A vitamininin bulunmaktadır. Bu özelliğiyle göz sağlığına fayda sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini sayesinde beyaz kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Böylelikle mikroplara savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Şu anda sunumum hazır, gördüğünüz gibi.